tekünü beynen nasi fırkatun ve ihtilaf feyekünü haza ve ashabuhu alel hakkı, yani aliyyen. Bir Hazreti Ali Efendimizle ilgili hadis-i şerif, efendim Kâb İbni Ucre isimli sahabeden rivayet edilmiş. Efendimiz buyurmuş ki insanlar arasında ayrılık ve ihtilaf çıkacak. Bu ve bunun arkadaşları hak üzere olacaklar buyurmuş. Hazreti Ali'yi kastederek. Hazreti Ali Efendimiz'i kastederek. Malum muhterem kardeşlerim, çok üzülüyorum. İslam tarihini okuduğumuz zaman muhakkak hepimiz üzüldük. Siz de üzülmüşsünüzdür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o mübarek asrı saadetinden sonra ne olaylar meydana geldi? Mübarek cennetlik sahabeleri öldürüldü, şehit edildi. Camide bıçaklandı, yaralandı. Evinde şehit edildi. Kur'an okurken okuduğu Kur'an'ın üstüne kanları damladı. Ondan sonra bir sürü kavgalar, ihtilaflar, savaşlar çıktı ve sonunda da yani Peygamber Efendimiz'in sevgili ve mübarek torunları Irak'a çağrıldı. Kerbela denilen yerde de çoluk çocuğuyla, kadınlarıyla beraber öldürüldü. Bu neyi gösteriyor muhterem kardeşlerim? Yani şu dünyada yaşayan şu insanoğulları çok zalim, çok cahil, çok gaddar, çok merhametsiz mahluklar. Yani peygamberin asrını görmüşler, simasını görmüşler, cemalini görmüşler, sohbetine ermişler. Şu heriflerin yaptıklarına bak. Şu fitnelere bak. Çıkan şu fitnelere bak. Ondan sonra yapılan öldürme işlerine, cinayetlere bak yani. Onun için İyi müminler, aman birbirlerinizle iyi dost olun, iyi arkadaş olun. Seçin arkadaşlarınızı. Dürüst arkadaş seçin. Allah'tan korkan arkadaş seçin. Onlar bir arada toplansın. Bir apartmanda toplansın, bir mahallede toplansın. Bak burası elhamdülillah efendim 370-360 hanelik bir mahalle. Biz kurduk bu siteyi. Bir numaralı üyesi benim. Elhamdülillah hepsi mümin kimseler. Hatta buraya bir ara imam istenmiş de Müftü Efendi demiş ki isteyen kimseye git ya demiş. Özelif sitesi mi? Özelif sitesi. Özelif sitesinde avluda kimi yakalasan gel desen namaz kıldırır, hutbe okur demiş. Onların hepsi hoca demiş. Yani elhamdülillah burada insan ailesini bırakır burada. 6 ay İngiltere'ye, Amerika'ya gider, gözü arkada kalmaz. Neden? Müslüman kardeşler arasında huzur içinde, rahatta diye. Birbirinizin kıymetini bilin, birbirinizi sevin ve sevilecek insanları arayıp bulun. Sevilecek insanlarla sağlam dostluklar kurun. Çünkü bu da çok sevaplı bir iş zaten. İşte Hazreti Ali Efendimiz de Allah'ın hikmeti haksızlığa uğramış kimselerden. Peygamber Efendimiz'in damadı. Peygamber Efendimiz'in kızı Fatıma-tü Zehra ile evli. Peygamber Efendimiz'in torunlarının babası. Peygamber Efendimiz'in amcasının oğlu. Peygamber Efendimiz'in amcasına yardım olsun diye evine alıp da evlatlık gibi baktığı kimse. Hazreti Ali Efendimiz, şu başına gelenlere bak. Şu çekilen sıkıntıları okuyun tarih kitaplarında. Neler olmuş? Allah insanın gözünü karartmasın, aklını şaşırtmasın. Hak işi işliyorum diye mümin olduğu halde insanlar tarihte ne kadar şaşırmışlar. Tarih niçin vardır? İbret almak için vardır. Bir daha o hatalara düşmemek için vardır muhterem kardeşler. Yani kendinize güvenmeyin. Kimse kendi aklına güvenmesin. Bir istişare grubu seçsin kendisine. Yaptığı işleri onlarla danışarak yapsın. Yanılabilir. Bak doğru bir iş yapıyorum derken bir mümin kimseyi öldürebiliyorlar. Halifeyi bıçaklayabiliyorlar. Halifeye silah çekebiliyorlar. Allah saklasın. Efendim Peygamber Efendimizin torunlarını hanımlara ayır bari, çocuklara ayır. Hanım çocuk ayırmadan hepsini birden öldürebiliyorlar. Bu insanoğlu, insanoğlunun vahşisi çok vahşi. Canisi çok cani. Allah bizi böyle heriflerle karşılaştırmasın, böyle heriflere muhatap etmesin. Bizi dünyanın her yerine iyiliği yaymak hususunda gayretli Müslümanlar eylesin.